Yayınımızı izleyen o kadar güzel yürekli izleyicilerim var ki çok teşekkür ediyorum her birinize. Her birisi yardım etmek için aradı. Masaldaki 7 cüceler, bizim de 5 tane cücemiz var boy boy. Onların gerçekten sağlıklı bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Neredeyse 11 yıllık beraberliklerinden 5 çocukları olan Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun değişim hikayelerinde yeni bir yolculuk vardı. Yayınımızın ardından ekibimizle yola koyulan aile ilk kez hep birlikte alışveriş yaptı. Bak buna bu kardeşim. Güzel mi? Güzel ya. Masumiyetle dünyaya bakan 5 çift göz alışverişin tadını çıkardı. Çok güzel. Kendileri hazır olunca abilik görevini üstlenen çocuklar minik kız kardeşlerini de unutmadılar. Şu anda mutluyum, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Mutluyuz, mutlu olmaya da devam ediyoruz inşallah. Bugüne dek ne kavgalarından ne de birbirlerinden hiç vazgeçmeyen çift kendileri için kıyafet baktı. Bir sonraki durağımızsa kuaför oldu. İlkler yaşanırken herkes mutlu olduğu kadar heyecanlıydı. Heyecandan konuşamıyorum, bir defa böyle bir şey yaşıyorum. Bugün gerçekten çok mutluyum. Çocuklarıma kıyafet alındı, kendime, eşime kıyafet alındı. Yani ilk defa bugün alışverişe gittik, ilk defa mağazaya girip istediğimi alıp çıktım. Onurcuğum, saçlar kesiliyor. Vallahi kesildiği zaman ben de yemeğe gideceğim yani. Yemeğe gitmeyi bekliyorsun. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Saçlar kesiliyor. Çok güzel olacak. Şu an beraberdeyiz. İnşallah buradan yemeğe gideceğiz. Biraz heyecanlı geçti ama güzeldi. Bir şeyler düzelecek. Bu sorunlar bitecek inşallah. Bunun için mücadele etmeye çalışıyoruz. Yeni kıyafet ve saçlarıyla otele gelen çocuklar yaşadıkları günün mutluluğuyla havaya uçtular. Günün belki de en önemli anı gelip çatmıştı. Çünkü onca zaman bir kez olsun tüm aile aynı masanın etrafında hiç toplanamamışlardı. Üstelik genç adamın ilk evliliğinden olan kızı da oradaydı. Ailenle beraber bir arada bir akşam yemeği yiyorsun. Evet. Hani ilk defa yaşadım böyle bir şey. Hala şokum yani. Sanki dünyalar benim oldu. İnşallah bu saatten sonra böyle olur. İlk akşam yemeğimiz. Ailece evde oturup da bu şekilde bir yemek yediğimizi hatırlamıyorum. Bundan sonra kaynayan aşınızı Ceylan sofraya koyduktan sonra böyle masanın başında çocuklarını toplayacaksın değil mi? Evet. İnşallah her şey düzelecek. Hayatları gibi Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun birbirlerine olan yaklaşımları da değişmeye başlamıştı. Aleyna, kardeşlerinle berabersin. Çok mutluyum. Az önce kardeşine ayran içiriyordun, gördün. Evet, içiriyordum. Yardımcı oldum. Abla olarak? Evet, gereken de buydu. Çok mutluyum. Yani ilk defa yiyorum böyle yemek. Beğendin mi? Evet. Oynadılar, eğlendiler, peş peşe ilkleri yaşadıkları bu günü kutladılar. Her ikisinin de dilekleri aynıydı. Yeni kavuştukları huzur daim olsun istiyorlardı. Gittik, alışveriş ettik. Çoluk çocuğa, kendimize makyaj falan yapıldı. Tek sadece bir evlendiğimde gitmiştim. İlk utandım, ben dışarıya çıkmaya böylendim. İnsanlar bana bakacak mı falan diye. Sonradan dedim, hani kadın demek ki dedim böyle olması gerekiyor dedim. Düşündüm kendi kendime. Gayet güzel bir şeydi yani, bu akşamı hiçbir zaman unutmayacağım. Yeniden doğmuş gibi oldum bir anda. İşin nasıl olmuş? Yakışıklı olmuş. İlk gördüğümde kıskandım. Hoş olmuş, güzel olmuş. Devamlı bu şekilde olmasını istiyorum. Kendine bakmasını istiyorum. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu.
yaşamadık. Birbirimize yaşatmadık daha doğrusu. İnşallah tamamını devam ettirebiliriz. Her zaman böyle olsun. Benim istediğim de buydu zaten. Yavrularımızı bırakamayız. Birbirimiz annelik, birbirimiz babamız yapmak, yani babalık yapmak zorundayız. Onların hiçbir suçu yok çünkü. Bütün hata, bütün suç bizde. İnşallah düzeleceğiz ve her şeye kol kanat gireceğiz. Kendilerine masal gibi bir gün yaşattığı için teşekkürleri Müge Anlı'yaydı. Bu akşam ilk defa böyle bir şey yaşadım. Hala şoktayım. Gözümü kapatıp da açacağım, rüya mı gördüm diye mi diyorum bazı. Dedim gerçekten böyle bir şey yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Rabbim kurum adım olmuş bir zaman darda koymasın. Çoluk çocuğuna bağışlasın. Müge Hanım'a her şeyden önce ailemin yüzünü güldürdüğü için çok ama çok teşekkür ediyorum. Rabbim de onun yüzünü güldürsün inşallah. Daim etsin. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Heh, tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Ne söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. 2 hafta sonrasına karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorum neredeyse? Thank you.